Uzaylı diye bir şey var mı? Sen uzaylıların olduğuna inanıyor musun? He? Sen uzaylıların olduğuna inanıyor musun? Ben de sana şeytan olarak soruyorum. Uzayda Allah'ın yarattığı birçok canlının olduğuna inanıyorum ama hiçbirinin atmosferden içeriye girip de dünyada Ademoğluna müdahale edebilecek cüreti göstereceğine veya geçebileceğine inanmıyorum. Şeytan bu uzaylı hikayesini insanlara telkin etmenize, özellikle adak musallatta olan insanlarda bu uzaylı hikayesiyle ilgili uydurmalar, kitaplar vesaire yazdırıyorsunuz, doğru mu? Bunu şeytan size ders veriyor mu gerçekten? Veriyor. He? Peki bunu ders vermesindeki gerçek sebebin ne olduğunu size açıkladı mı? Doğru söyle, sadakayla doldururum, koçu keserim. Bu uzaylı masallarını, insi ve cinli şeytanların uydurmalarındaki gerçek sebebi söyle bana. Senin ağzından duymak istiyorum, ben zaten biliyorum onu. Sadakaya geldik yine. Bugün bizi gerçekten güzel bir sevaba mazhar edeceksin. Uzaylı hikayelerini şeytanın musallatlı insanlarda uydurtturmasının, insanları özellikle uzaylıların dünyaya geldiğine, geleceğine, girdiklerine, insanların çocuklarını çaldıklarına, işaretlediklerine inandırmaya çalışmasının sebebini söyleyecek misin? Evet! Kainatla ilgili. Neyle ilgili? Kainatla ilgili. Ne yönden ilgili kainatla? Dünya sadece tek yaşam formunu barındırmadığı için, evet, insanları bu gibi konularda ben de bu bedende çok insana uzaylılar hakkında çok şeyler söyledim. Geceleri, evet, gözlemler yaptırdım. Evet. Mehmet'i, bu bedeninde olduğum kişiyi uzaylılara inandırmaya çalıştım yıllar. Sebebi ne ama? Sebebi ne? Altındaki sebep ne? Allah'ın olmadığı, vahyi semaviyi uzaylıların dünyaya gönderdiği, peygambere gelen vahiylerin uzaylılar tarafından gönderildiği, haşa Allah'ı inkar ettirmek, kalplere vesvese ve şüphe vermek değil mi İffet? Sebep bu değil mi? Cevap ver oğlum. Safi zihinlere Allah'ın varlığı konusunda şüpheler iras etmek değil mi? Cevabı biliyorsun da bana niye soruyorsun onu anlamadım. Sen söyleyeceksin cevabı, ben zaten biliyorum. Sen itiraf edeceksin.